15 Temmuz'da darbe girişimiyle bu millete diz çöktüremeyen çevreler, Türkiye düşmanları şimdi ekonomiyle, ekonomik sıkıntılar yaratarak bu milleti zora sokmak gayreti içinde gibi iddia var. Bütün bunları konuşacağız. Ekonominin tam da içinde olan biriyle konuşacağız. İstanbul'un en büyük kooperatiflerinden biri, Perpa'nın yönetim kurulu başkanı Mithat Yümlü bizimle birlikte. Hemen hemen her sektörden üyesi bulunan bir teşkilat, bir sivil toplum örgütü aslında Perpa. Ne oluyor peki? Yani her sektörü biliyor Mithat Bey. Ne oluyor? Gerçekten kriz falan geliyor mu? Var mı? Önümüz açık mı? Karanlık mı? Net hepsini böylece tek bir soruyla bitirdim. Evet. Ne oluyoruz? Şimdi Gökhan Bey, bugünleri anlayabilmek için geçmişten gelmek lazım. Eğer biz geçmişi iyi irdelemezsek bugün için çözüm bulamayız. Şimdi dünya sanayileşmeyle birlikte bir küresel sermaye doğdu. Ve bu küresel sermaye öyle bir büyüdü ki belirli aileler dünyadaki bütün rantları, bütün üretimi, bütün kârı ellerine geçirmeye başladılar. Ve bunlar kârlarını artırmak için ilk önce işçi sınıfının maaşlarını kıstılar. Ve hatırlayalım, o dönemlerde sendika grevleri, çatışmalar, sınıf çatışmaları olmaya başladı. Buna rağmen, maliyetleri düşürmelerine rağmen tüketici bulamadılar. Malı alacak adam bulamadılar. Hı hı. Çünkü piyasada işçi de esnaf da para yok. Onun üzerine biraz zamladılar maaşları. Yine yeterli olmadı. Buna çözüm olarak insanları geleceğe dönük borçlandırmaya başladılar. İşte Visa kartları, morguz kredileri, bu şekilde geleceklerini ipotek altına alarak, geleceklerinin paralarını tahsil etmek suretiyle karlarını katlayarak götürmeye başladılar. Paradan da para kazandı. Evet. Şimdi bu da duvara dayandı. Şimdi bu duvara dayandı. Yapılacak tek şey var. Savaş çıkarmak. Çünkü tüketim, sarfiyat en çok savaş dönemlerinde olur. Ki bu savaşlar defalarca, evet, tekrarlandı. Çünkü neden? Bir savaş sırasında binalar yıkılır, televizyonlar patlar, telefonlar kırılır, buzdolapları gider. Yeniden bir dünyada bir israf, bir sarf politikası başlar. Bu da onların istediği şeydir. Ve iktisat da buna ekonomiyi düzelten savaşlar denir. Bakın tekrar altını çiziyorum. Ekonomiyi düzelten savaşlar. Herkese ters gelebilir. Yani bir savaş ekonomiyi nasıl düzeltir? Amerika'nın son dönemde Obama geldiğinde mesela yeniden Irak'ta yaşananlar, şimdi IŞİD varlığıyla birlikte Ortadoğu coğrafyasında yeniden ortaya çıkarılan bir senaryo, yeniden bir savaş taktiği, her gün atılan bombalar sonuçta yeni bir ekonomi yaratıyor. Bakın, oradan da para kazanıyor çatışmalardan. Şimdi dünya savaşları hep bir ekonomik krizin sonunda doğmuştur. Ve o dünya savaşı, o krizlerden sonra savaşlar çıkmış, teknolojide ilerleme olmuş. Çünkü birçok buluşlar savaş döneminde bulunmuş. Atom bombası savaş döneminde bulunmuş. Efendim, telsizler savaş döneminde bulunmuş. Efendim, bilgisayarlar savaş döneminde bulunmuş. O savaş ekonomisi teknolojiyi geliştiriyor. Yeni teknolojiler doğuyor. İki, insanları yönetim tarzı ve siyasal yapıyla sosyal yapı değişmeye başlıyor. Bakın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Hitler, Mussolini, Franco, Stalin hepsi gitti. Ne geldi? Demokrasi geldi. Şimdi bugüne de baktığımız zaman bunun işaretlerini görüyoruz. Küreselleşmeye karşı bir tepki var. Bu tepkinin sonunda Trump geldi, Amerikan Başkanı oldu. Şimdi yarın Avrupa'da da bunun benzerlerini göreceğiz. Le Pen gelecek, buna benzer küreselleşmeye karşı olan gruplar gelecek. Yani demek ki siyasal yapıda bir değişim başladı. Şimdi gelelim ekonomiye. Esas konumuz ekonomi olduğu yani için. Evet. Sayın Erdoğan mesela küreselleşmeye karşı. O da Tayyip yani Erdoğan da küreselleşmeye karşı. Beşten büyüktür diyor. Tabii, dünya efendim, beşten büyüktür söylemi çok önemli. Bakın hep bunlar kazanıyor. Demek ki siyasal yapıda bir değişim oluyor. Şimdi ekonomide de bu değişim olacak. İşte bu savaşların sonunda şehirler baştan inşa edilecek. Yeniden bir sosyal yapılaşma olacak. Üretim artacak. Sonuç itibariyle o küresel sermaye
Bu savaştan karlı çıkacak. Gayeleri de duvara dayanmış ekonomik krizi canlandırmak, kendi karlarını arttırmak. Şimdi Türkiye bunun neresinde? Türkiye maalesef bu savaşlar Orta Doğu'da ve Türkiye bunun göbeğinde. Nitekim Batı Türkiye'ye de darbe vurmak istemiştir. Çeşitli darbeler yapıldı ve bu darbelerden de Batı sonuç alamadı. Başarılı olamadı. Son elinde bir kozu var. Ekonomik savaş. Türkiye bu ekonomik savaşın içinde. Şu anda Batı'yla ekonomik savaş içindedir. Avrupa çöküyor. Üretim yaşlanıyor. Yaşlanıyor. Efendim üretemiyor. Ürettiği onun yerine üretim Orta Doğu'ya ve Çin'e kaydı. Bir tek Almanya var. Bir takım markaları var. Beyaz eşyada, otomotivde. Onun ayakta duruyor. Ama geleceği daha da batak. Ve bunu Batılı görüyor. Türkiye'nin büyümesini görüyor. Dünyada kriz olurken Türkiye %4 büyüyor, %5 büyüyor. Bu onları rahatsız ediyor. Şimdi Türkiye'de sıkıntıya sokmak istiyorlar. Ama Türkiye bu savaşı kazanmalıdır. Kazanırsa Suriye'deki, Irak'taki yerlerde de başarılı olur. Eğer ekonomik savaşı kaybedersek o zaman orayı da kaybederiz. Bizim yapacağımız içe dönük birlik beraberlik içinde olmamız gerekir. Bu da şimdi peki az evvel söylediğiniz iktisatta önemli bir ifade kullandınız. Ekonomiyi düzelten, ekonomiyi düzelten savaşlar, düze çıkaran savaşlar. Biz neredeyse 35 yıldır, 40 yıldır bu terörle baş etmeye çalışıyoruz. Teröre verdiğimiz emek, can, kan, bunun yanında bir de ekonomik gerçek var. Bu bizdeki ekonomiyi batırmaya dönük bir savaş açıyor bize. Tabii terör ki. De bunların bir Batı'nın argümanı. Taktiği onlar. Şimdi biz hem terörle böyle mücadele ederken bir de ekonomik savaşla nasıl baş edeceğiz peki? Şimdi hani zaten o savaşları, terörü başımıza salan Batı. Çünkü bizim eğer teröre harcadığımız parayı ekonomiye, sanayiye, üretime harcasaydık bugün dünyanın sayılı ülkeleri ekonomiler arasına girerdik. Mutlaka hiç yani 100 milyarlarca dolar teröre para harcadık. Şimdi Amerika mesela terörle mücadele ediyorum diye Obama geldi. Obama'nın geldiği dönemde kriz vardı. Ekonomik krizi aşmanın yolu yeni savaş cepheleri açmak oldu. Evet. Bir şekilde ekonomiyi düze çıkardı Obama. Evet. Şimdi Trump da işte bu söylemi, işte küreselleşme karşıtı söylemi ön plana koydu. Tamam, Trump geldi. Trump biz artık savaşmak değil, bölüşmek, uzlaşmak istiyoruz dedi. Bir puan daha aldı. Şimdi tarihe biz bu işin neresinde kalacağız? Tarihe baktığımız zaman bütün savaşlar ganimet için yapılmış. Osmanlı Viyana'nın kapısına dayandı. Padişah yağma yok dedi. Geri döndü Yeniçeri. Bugün de yapılan bütün savaşlar ekonomi içindir efendim. Hiç şeyi yok. Türkiye bunu nasıl aşar? Üretimini arttırması gerekir. Dış ticaret açığını azaltması gerekir. Elimizde ne enstrümanlar var? Bir, dış yatırım. Yani yabancı sermayenin gelmesi gerekir. Yabancı sermayenin gelebilme maalesef şu anda Batı tam bir propaganda yapıyor. O yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmemesi için. Ama biz onunla da mücadele ederek bir, onlara güvence vermemiz lazım. Onlara teşvik vermemiz lazım. Ve o sermaye getiren devletlerle de biraz iyi ilişkiler içinde olmamız lazım. Onlara biraz daha yumuşak davranmamız lazım. Bu birincisi dış sermaye. İkincisi nedir? Kendi iç kaynaklarımız. İç kaynaklarımız için evvela bir planlama yapmamız lazım. Ham maddelerimiz nelerdir ve biz nelere yatırım yapmalıyız? Bunun yatırımları kim yapacak? Efendim, %10 grup insan milli gelirimizin %33'ünü alıyor. Holdinglerimiz, tabirse holdinglerimiz. Şimdi holdinglerimiz bu işlere girmiyor. Bakkallığa, restorancılığa, kasaplığa soyunmuş. Bu olmaz. Eğer ekonominin milli gelirden %33 pay alıyorsa devlet bir dakika diyecek. Ana üretim ham maddelere girmek durumunda. Büyük yatırımlara gireceksin. Girmiyorsa o %3 kaymağı aldığı kaymağı ondan kesip orta boy işletmelere vermesi gerekir. Bu bir planlamadır. Onları zorlayacaktır. Gerekiyorsa onlara destek versin. Bakın Kore de böyle gelişmiş. Kore, Samsung, LG, bu bütün Daewoo, bütün bunlar
devletin desteğiyle, ortaklığıyla zarar ederken bu zararı devlet karşılamış ve bugünkü dünya markaları olmuş. Evet. Devlet bu işin içine girmek mecburiyetindedir. Üçüncü yol milli nedir? Milli araç projemiz var, milli tank projemiz var. Var da var aslında. Şimdi, projelerimiz. Üçüncü şeyimiz nedir? Devletin bizzat yatırım yapmasıdır. Şimdi bugün 2 milyar dolarlık ana ham madde yatırımları için büyük yatırımlar gerekiyor. Özel sektör böyle milyar dolarlık yatırımlardan korkar. Ya başlamazsa çok büyük götürür onu. Ama devlet bunu güvence altına alırsa o zaman o yatırımlar olur. Şimdi bu hangi yatırımlar olacak? Gayet basit. Açarsanız gümrük tarife numaralarını en çok ne hangi maddeye ithal döviz veriyorsunuz ve onların hangilerini Türkiye'de üretebilirsiniz? Bugün örneğin kimya sanayine, makine sanayinde Türkiye gelişmiş. Kimya sanayine çok önem vermeniz lazım. Elektronik sanayine önem vermeniz lazım. Öyle kimyasallar var ki yılda 3 milyar dolar, 5 milyar dolar, 10 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Ama o yatırımlar 2 milyar dolarlık yatırımlardır. Devlet evvela onları kurmalı. Neden? Dış ticaret açığımızı o şekilde kapatırız. Ama bir dönemde devlete şu dendi. Süt üreten, işte sigara üreten devlet olmaz. Efendim, devlet yaptı diye. Bakın, bugün... Ama şimdi ithal ettiğimiz ürünü üretsin diyorsunuz. Örnek vereceğim. TOKİ. İnşaata, şirketlerine faizsiz 4 yıllık para veriyor. Diyeceksiniz ki para vermiyor. Bir arsa veriyor. Bir inşaat maliyetini ne belirler? Arsa bedeli artı üzerine yapılan masraflar, binalar. Çimentosu, demir sonra vesairesi. Sonra kat karşılığı para alıyor. Demek ki eğer o arsayı vermezse müteahhit parasıyla o arsayı alacaktı. Arsanın karşılığında da tabii ki konut alıyor. Şimdi bu desteği artık konutta bu lokomotif bitti. Aynı desteği sanayiye vermelidir. Model aynı. Şimdi devlet, peki Kiptaş konut yapıyor. Çok da güzel ve çok da ucuza veriyor. Demek ki devlet yapabiliyor. Eskiden Süper Bankımız vardı. Tüpraş bizimdi, Petkim bizimdi. Bunları devlet kurmuş. Orta Güneydoğu için bir teşvik çıktı ki dünyada böyle bir teşvik yok. Muhteşem bir teşvik. Ama inanın ki yine yatırımcı bulamayacaksınız. Neden? Can güvenliği diyecek. Efendime söyleyeyim. Çünkü evvela insanlar can güvenliğini, sonra ana para güvenliğini isterler. Karı değil. Ana parası garantide olacak. Özellikle dış yatırım için de geçerlidir bu. O zaman devlet gidecek oraya kuracak bunları. Geliştirecek, sonra özelleştirecek. Anladım. Yani, ama yine de işin bir projelendirilmesi lazım. Böyle bir ekonomik savaşta devlet de elini taşına koyacak. Yapsın, bitirsin, kiralasın işletmeyi. Ama dediğim gibi devlet bu işe büyük finansmanı vermeden olmaz. Mesela plastik ham maddelerinden benim bir dostum Adana'da 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya kalktılar. Ve Arap bir şirketle. Son dakikada her şey, devlet de çok büyük destek verdi. Bunlara stratejik destek deniyor. Teşvik deniyor. Arsasını veriyor, efendime söyleyeyim 50 milyon dolara kadar ki kredi faizlerini ödüyor. Hakikaten inanılmaz bir destek. Yani o Arap şirket Suudi Arabistan'a çekildi. Yarım kalmasın efendim o iş. Devlet gel buraya desin. Ne veriyordu Arap sana kardeşim? Kaç para veriyordu? Sen onunla ortak mı oluyordun? Tamam buyurun ben de sana parayı vereyim. Ben sana ortak olayım. Sen yönet. Böyle stratejik yatırımlardan... Efendim o büyük yatırımlar yapmadan o büyük ana ham yatırımları yapmadan ve dünya markası yaratmadan o şeyi hem istihdamı artıramayız hem de açığımızı kapatamayız. Anladım. Yani dış ticaret açığımızı kapatamayız. Buna muhakkak devlet el atmalıdır ve bunun düzeleceğine kesinlikle inanıyorum. Bir şey daha var. Türk halkı biraz tasarrufa girmelidir. Önümüzde sıkıntılı bir dönem var. Devletle birlikte millet olarak da biz bu işe destek vermemiz lazım. Çünkü bu savaş diğer savaştan daha berbat bir savaştır, ekonomik savaş. Tasarrufa önem vermeliyiz. Büyük holdinglerimize sesleniyorum. Bakkallığı bıraksınlar. Lokantacılığı bıraksınlar. Kasaplığı bıraksınlar. Hep tüketim malı. Hayır efendim. Ana üretim ham maddeleri tüketimini teşvik etmeyin. Bakın, üretimi. Benim bildiğim
Böyle ana ham madde üretimi, madencilikte bir iki firma bir yatırımlar yaptı. En son rahmetli Sakıp Sabancı'nın yaptığı Korsa'dır, Lissa'dır, Lassa'dır. Anladım. Kort bezini yapmıştır, ham madde yapmıştır, dünyaya ihraç ediyor. Bunun için bu büyük yatırımları yapmak durumundayız. Peki. Mithat Bey çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreç dediğiniz de önemli. Millet de tasarruf edecek, devlet de tasarruf edecek. Tasarruf edip belki de devlet yatırım yapacak. Geliştirecek, özelleştirecek, o güzel bir ifade oldu. Özelleştirmede kayıplarımız var, bir gerçek. Ciddi kayıplarımız var ama yeniden geliştirip bazı sektörleri, ham madde sektörlerini özelleştirebiliriz. Bu şekilde de bu ekonomik savaşta bir mevzi daha kazanırız diye bakıyoruz.